Evlilik kader midir? Evliliği biraz önce söyledim. Allah kullarına tercih hakkı sunuyor. Tercih. Diyelim ki 2-3 tane tercih vardır. Hadi kulum tercih et. Resulullah Efendimiz ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Biri evlenirken ya onun güzelliğinden dolayı, ya malından, mülkünden dolayı, ya soyundan, sopundan dolayı, ya da güzel ahlakından dolayı tercih yapar. Siz bu sonuncusunu tercih edin. Ahlakı güzel olanı tercih edin. Ahlakı güzel olan demek, Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli etmiş olandır. Siz bunu tercih edin. Yani müminin tercihi böyle olmalıdır. Eğer Resulullah Efendimiz böyle tercih yap dediyse, o zaman kulun tercihi var demektir. Kul tercih edince, Allah da onu tercih edince, bu durumda kader olmuş olur. Kaderi aynı zamanda kendisi de belirlemiş olur. Hem kendisi belirliyor, hem Allah'ın onaylaması gerekir. Yani onun tercihi aynı zamanda Allah'ın da tercihine bağlıdır. Bir tek kendi tercihi geçerli değildir. Bu her zaman için böyledir. Ebedi hayata göre durum başkadır yalnız. Kul Allah'ı tercih edince Allah onu tercih eder. O Allah'ı tercih etmeyince Allah tercih etmez. Ama dünyevi konuda durum farklıdır. Kul yine kendi tercihini yapar ama bu tercih Allah'a aittir. Allah evet derse olur, demezse olmaz. Ama kendi tercihi de vardır.